Bir tarikatının temeli gereği Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Every time sitting and addressing people, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, making association and say you must try to attend such a meetings, böyle meclislere devam etmeniz, that it is like sahabes, Allah blessings them, they were sitting with Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem and hearing and listening and keeping orders. Emirleri muhafaza ediyorlar. Tatbik etmeye çalışıyorlar. He was repeating. Bu devam tekrar ediyor. For its importance. Önemliliği. He was saying this. Önemliliğinden dolayı tekrar ediyordu bunu. For eating and drinking. İçmeye ve yeme için. No need to speak on it. Onun üzerine konuşma gerek yok. And to encourage people. Ve insanları teşvik etmeye de gerek yok. For eating and drinking. Yemeği içmek için insanları teşvike gerek yok. Because. Çünkü. They are feeling a kind of paining. Çünkü ağrı insanlar hissediyorlar. Bir çeşit ağrı. Going to be unrest. Ve huzursuz oluyorlar. When they are eating, they are not eating, not drinking. İçmedikleri, yemedikleri zaman rahatsız oluyorlar. Therefore, bundan dolayı, their physical being, fiziksel varlıkları kişilerin, running on it, ona koşmaktadır, yemeye içmeye koşmaktadır. No need for a kettle, bunun için bir, to hear from their owners, to say to them, go meadow and eat and drink. Çobanın sürüsüne hiçbir zaman böyle hiçbir demesine gerek yok. That needy, ihtiyaç içindeki, for their physical being, vücutlarının ihtiyaç duydukları şeyler, going to appear as a hunger, açlık olaraktan, and thirsty, ve susuzluk olaraktan vücuttan ihtiyaçları duyulmakta onlar tarafından. Hunger, açlık, it has a pain, ağrı verir kişiye. And if a person going to be hungry, eğer bir kimse looking ise, for something, bir şeyleri bulmak için bakar etrafına. To eat. Yemek için bakar etrafına. Bir şeyler var. No need to say. Bir zaman. But. Bir şey söylemek için. His physical being. Fiziksel varlığımız. Feeling that hunger. Bu açlığı hisseder. And asking to stop it. Ve bunu durdurmaya çalışır. To fill himself. Kendisi doyurmaya çalışır. To come from unresting. Yani huzursuzluktan, to be rest. Rahatsızlıktan rahata ulaşmak. Our animal side, bizim hayvan tarafımız, okay, tamamdır. Without saying, bir şey söylemesek de, running to ask something to eat and drink. İçmeye ve yemeye koşarız. But fakat our spiritual being, ruhani varlığımız, that it belongs to heavens, ilahi aleme aittir, not belongs earth, dünyaya ait değildir.
Therefore, spiritual being never getting in satisfaction by eating and drinking. And they are asking something not from material world, maddi dünyadan değildir. But they are asking from spiritual world. Ruhani alemdendir. Prophets coming peygamberler gelmişlerdi ki to make people insanları to make courage teşvik etmek için gelmişlerdi. For their feelings ruhlarını beslemek için. Because our physical being always coming in front her zaman ön tarafa çıkar and preventing perdeler ve engeller and saying ve söyler ki I must eat ben yemeliyim I must drink içmeliyim I must enjoy ve zevk almalıyım. When you are animal side şimdi hayvan tarafınız coming and closing geldiği ve kapattığı zaman you are front then önünüzü closing zaman, on your spirituality ruhani varlığınızın önünü kapattığı zaman and you sen mostly çoğunlukla going to be happy bundan mutlu olursun through your physical beings fiziksel varlığın wishes isteklerini tatminden dolayı memnun olursun. And you think that when you are fulfilling bunları tatmin edersen your physical desires fiziksel arzularını just it is okay. Bu tamamdır. Therefore bundan dolayı Allah Almighty Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ordering to people insanlara emretmiştir ki for fasting orucu emretmiştir. When you are fasting oruç tuttuğunuz zaman your physical desires senin fiziksel arzuların as well as your spiritual desires senin ruhani arzularında getting and standing up ayağa kalkarlar and asking ve istemeye başlarlar. Of course dolayısıyla your physical being senin fiziksel varlığın without eating and drinking yemeden ve içmeden it is going to be weak zayıf kalır. And your spiritual being ruhani varlığın ise with fasting oruçla beraber getting much more power kuvvet bulur, kuvvet kazanır then beginning to make a kind of fighting ve kavga başlar, or struggling ikisi arasında kavga between başlar. Your physical being and varlığından spiritual being arasında bir kavga başlar. And if you are eğer sen going to be most courageous person eğer teşvik edilen bir brave one you may keep that balance through your physical desires fiziksel arzularını ile as well as your spiritual desires ruhani arzuların arasındaki dengeyi muhafaza edersin. Therefore bundan dolayı whole spiritual teachers ruhani hocalar, aileler, spiritual leaders, ruhani liderler, trying to make a balance. Bu dengeyi kurmaya çalışırlar. Through their followers, kendini takip eden insanlar üzerinde, real being, insanların gerçek varlıkları üzerinde bu dengeyi kurmaya çalışırlar. Real being is not only gerçek spiritual varlık, being, sadece ruhani varlık değil. Alone.
or sadece. You are physical veya being. Fiziksel varlığın değildir sadece. Alone, no. Hayır. You are real being. Gerçek varlığın senin. Just. It is mixed up. Karışıktır. And coming a your personality. Ya bunun içinden senin kişiliğin ortaya çıkıyor. This water. Bu su. Two hydrogen. İki hidrojen atomundan. Atoms. One oxygen bir atom. Oksijen atomundan oluşmuştur. You are looking on it. Eğer baktığınız zaman through its being as a water, su olarak baktığınız zaman you can't see hydrogen, hidrojen or oksijen. Oksijeni ayrı olarak göremezsiniz. If you are keeping hydrogen alone and oxygen alone, ayrı olarak tutarsanız it is not real personality of water. Suyun gerçek karakteri bunlarda bulunmaz. Even two hydrogen atoms here and one oxygen bir tarafta atom there, bir oksijen atomu da öbür tarafta, but fakat without coming a making a new formula, yeni bir birleşme içinde bir araya gelmedik. They can't reach to be something else from their beings kendilerinden to be water. Su olmaları mümkün değil. When getting that balance, aralarında balans kurulursa, between hydrogen and oxygen, denge kurulduğu zaman oksijen ve hidrojen arasında, going to be a new personality. Yeni bir kişilik kazanırlar. Su kişiliğini. No more they are hydrogen or oxygen. Oksijen ve you can't say that is hydrogen. Artık that is oxygen. You can't say. Su olarak birleştikleri. Therefore Allah Almighty saying that just I put. Bundan dolayı Cenab-ı for everything a balance. Her şeyin içine ben denge kurdum. For every being in existence, varlıktaki her, I am putting a balance. Her şeyde bir denge var. Through that balance, bu denge, their personalities appearing. Denge içinde kendi kişilikleri her şeyin gözüküyor. If putting three hydrogen, 3 hidrojen koysa, if three oxygen, 3 hidrojen koysa, mixing oxygen it koysa, is not going to be a water. 3'e 3 birleşseler su olmayacak. If you are putting two hydrogen, 2 hidrojen koysan, with two oxygen, 2 oksijen koysan, it is not water personality. Su karakteri olmaz. It is another personality. Başka bir karaktere bürünür. Oxygen peroxide. Allah. That is H2O2. Coming another person. Başka bir karakter edin. Balance. Denge. For everything Allah Almighty saying. Just I put balance. Her şeyin içine balans, dengeyi koydum buyurmuştu. Without balance, dengesiz, you can't find anything in existence. Hiç varlıkta hiçbir şey olamaz. Therefore, bundan dolayı, so many philosophers, birçok felsefeciler, filozoflar, they are surrendering, teslim olmuşlar. To say that there is one who arranging bir vardır, tek vardır, balances for everything her şeyin içindeki dengeyi through existence. Varlıktaki her şeyin içindeki dengeyi o kurar. Can't be two. İki olamaz. Nizam-ı alem. Balance for everything. Nizam-ı balance of worlds. Dünyanın dengesi. In everything you are finding. Her şeyde dengeyi bulursun. Therefore, bundan dolayı now, şimdi 20th century people, they just
invented icat etmişlerdir ki so many poisons zehirler icat etmişlerdir to take away so many creatures insanları öldürmek için birçok zehirler insanlar yani. Değil şey hayvanlar varlıklar yaratıkları They are saying that they are harmful things. Onlar zararlıdır derler. We must take them away. Onları öldürmeliyiz. And what I was remembering so many things hatırlıyorum ki when we are small ones, and that means 50 years ago, 60 years ago, or 70 years ago, so many kinds of creatures, now just they are generations, onların sülaleleri bitmiş. Their generation just finished. And those people whom they reached a perfect understanding through their minds, they are saying that it is a dangerous dealing or dangerous action that harming harmony among creatures i̇nsanlar over this world. Harmony, dünya üzerinde insanlar üzerinde harmony ortadan kaldırmak çok kötüdür. Because the Lord of Heavens çünkü alemlerin Rabbi just created everything her şeyi yaratmıştır. To be one in a second one bir in a balance. Diğer birbiriyle dengeyi sağlar. You may look at an ant runs. Another ant may run. Koşmaktadır, diğer karınca da koşuyor. Among themselves must be a balance. Denge vardır. Can't be more closer sometimes. Yakışına gelemezler. Can't be further than that distance sometimes. Uzaklaşamazlar. So çok fine hassas fine balance çok hassas bir denge var. Our minds can't carry. Aklımız bizim taşıyamayacağı can't carry. Taşıyamayacağı bir denge vardır kainatın içinde. And ve between your physical being senin fiziksel varlığınla and your spiritual being ruhani varlığın arasında must be a balance. Denge olması lazımdır. And through that balance bu denge içinde going to appear your personality. Kişiliğin görünür. Therefore your personality is not only a material being sadece maddi or değil. A spiritual being. Veya sadece senin ruhani varlığında değil. But when they are coming together, bu ikisi bir araya geldiği zaman, with Allah Almighty the Creator's balance, Cenab-ı Allah'ın dengesi going to appear your real personality gerçek, as a man or as a woman. Kadın veya erkek olarak görünür. This is very important. Bu çok önemli bir important point. Don't you sleep. What you are using, you must say. Very important point this. And ve you sen as a deputy of your Lord Almighty Allah Rabbinin halifesi olarak You have been granted sana verildi ki a will power irade bahşedildi to use your will power sen iradeni kullanacaksın
with a balance. Denge içinde kullanacaksın. To make equal balance between your physical being and spiritual being. Ruhani varlığınla fiziksel varlığın arasında eşit bir denge kurman lazımdır. If you can keep that balance, bunu koruyabilirsen, you are reaching a perfect personality. Mükemmel bir kişiliğe kavuşursun. And that perfection, bu mükemmellik, may carry you to his divinely service, ilahi hizmete taşır. To be from his servants. Onun kullarından olmanı sağlar. If not, eğer değilse, you can't reach to be his divinely service servant. İlahi hizmet kullarının arasına giremez. Teachings on that point, bu nokta üzerinde öğretme, that to teach people how they are going to be able to keep balance through their physical being and spiritual being, that from heavens coming to prophets. Therefore prophets teachings öğretirler ki, directing people insanlara yol gösterirler, on that perfection. Bu mükemmelliği gösterirler. As much as you can keep that, bunu muhafaza ettiğin müddetçe, teachings, you may reach to heavenly perfection, ilahi bir mükemmelliğe ulaşırsın, to be his divinely service servants. Onun ilahi servis hizmetçileri arasına girer. If not, you are going to lose your real personality, gerçek varlığını, kişiliğini kaybedersin. And falling down. Ve aşağı düşersin. This association, bu sohbet, for that purpose. Bu hedef içindir. Association, sohbet, teaching, to keep, how you can be able to keep your balance, nasıl sen dengeni koruyabilirsin bunu, in front of your ego, nefsinin önünde bu dengeyi nasıl koruyabilirsin bunu, because your ego, çünkü senin nefsin never, hiçbir zaman happy to come under a discipline, disiplin altına girmekten hoşlanmaz. Asking to be number one, bir numara olmak ister. Never, hiçbir zaman, never accepting kabul anyone else, hiçbir kimseyi kabul etmez. With himself, kendisiyle başka kimseyi kabul etmez. Never accepting you are spiritual being. Say, no. Ruhani varlığını kabul etmez. Carry on. Devam et. Foolish one. I'm the first one. Konuştum, ben birinciyim. The methods, methodlar is going to be different, değişik olur. For that purpose, bu hedefe ulaşmak için metotlar değişik olur. To keep balance between your spirituality and physical being, fiziksel varlığın ruhani varlığın arasında dengeyi korumak için. Through şeriat, şeriatta holy commands, ilahi emirler going to be different, farklıdırlar. In practicing, tatbikatta ise, but for their real target, esas hedef için, same, on same point. Aynı nokta üzerinde yok. But they may come, some of them may come, bazıları to house of Lord, Kabe'ye gelir. Some may come from east, some coming from west, doğudan gelir, bazı some coming from gelir, north, some gelir, coming from south. Some of them coming by plane, some of them coming through ship, some of them coming on cars, some of them coming on camels. But their main purpose, targets, is one. Therefore, şeriat, according to the conditions of life, hayatın şartlarına göre,
changing. Değişir. Going to be different. Değişik olur. And also, hatta, through lust, şeriat, en son şeriatta, lust, faith, son iman, practicing, going to be different ways, tatbik etme değişik yollardadır. That practicing needs capacity, it is going to be changed. Therefore we are saying most distinguished Nakşibendi order. That's different from everyone else. And we are not objecting any other tarikat because they are preparing people also, giving their balance according to their capacity and ability. Sometimes written on some instruments that working with electricity, they are saying this 100 watts. Or 200 volts. If you are putting less hard work, if you are putting more than this, may burn. Therefore, Islam just bringing perfection. For whole nations, for whole humanity, to bring to them their balance between their spiritual being and physical being, and to bring their real personality through divinely presence. And we are therefore Shahu Nakşibend, Allah blessings him, every time was saying that this association is a obligatory and main pillar of my tariqat, because without it you can't reach that balance through your spiritual being and with your animal side. To reach to your perfect personality, you must hear, you must be present, you must hear, you must listen, you must keep. Understanding? Allah, 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 Allah. İslam'a kapıları aç ya Rabbi. Dinin sahibini gönder. Amin. Şeriatın sultanını gönder. Amin. Dünyanın padişahını gönder ya Rabbi. Amin. İslam'a karşı olanlar tepeleyip tükenecek aslanlarını gönder ya Rabbi. Amin. Bi hürmetil Habib ve bi hürmetil Fatiha. Amin.